kardeşlerimiz var. Onları selamlayalım, onların da sorularını alalım. Ailelerine misafir olmaya gayret ediyoruz. Ramazan'dan bu yana bu yeni uygulamamız elhamdülillah günden güne güçlenerek devam edecek. Sevgili dostlar, Ramazan'dan sonra bugünlerde ve daha sonraki günlerde de yine Zoom'umuz sizinle bu şekilde irtibata geçmemiz devam edecek. Ben de selamlayayım müsaade ederseniz. Bütün kardeşlerim, hoş geldiniz hepiniz programımıza. Onur getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Kardeşlerimize de selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı iletiyorum. Allah selamet versin, güzellik versin. Bütün aileye Rabbim esenlik nasip etsin diyoruz. Güzel bağlantımızdan sonra, kardeşlerimizle bu güzel selamlaşmadan sonra bütün aile fertleri var. Baba, anne, dede, nine, evlatlar, torunlar hep beraber aynı ekrandalar. Teşekkür ediyoruz bizi evinize böyle kabul ettiğiniz için. Yani size aslında biz misafirliğe gelmiş oluyoruz bir şekilde. Bu güzel günde size konuk oluyoruz, misafir oluyoruz. Size de teşekkür ederim bizi kırmadığınız için. Pencerenizi, evinize bakan pencerenizi, efendim sizinle irtibata geçebilmek için, pencerenizin yanına gelmemize müsaade ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Naifliğinizdir, nezaketinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim efendim. Ve hiç vakit kaybetmeden, madem Zoom'larımız hazır, hemen ilk Zoom'umuzla sohbet edelim, sorusunu soralım. Tabii her Zoom'a bağlanana kitabımın adını veriyorum ben. Önder ve Tolerans adlı kitabımı gönderiyorum. Ramazan'dan sonra da göndermeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Zoom oldukça bu kitapta olacak inşallah. Önder ve Tolerans aleyhissalatü vesselam. Önder derken Hazreti Muhammed'i kastediyorum tabii ki. Onun için parantez içinde akla gelebilir. Bu ne demek hocam? Sallallahu aleyhi ve sellem, salatu selam ona olsun anlamına gelen bir dua kelimesidir. Bundan dolayı aklımız karışmasın yani. Selamun aleyküm efendim, hanımefendi, sayın delikanlı, merhaba. Aleyküm selam, hayırlı günler hocam. Teşekkür ederim, sağ ol. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız hocam? Bizler de iyiyiz hanımefendi, teşekkür ederim, sağ olun. Sizi görünce daha da iyi olduk, teşekkür ederiz, sağ olun. Delikanlı oğlunuz İsterim herhalde. Hocam. Evet oğlum. Merhaba delikanlı, merhaba. Hocam. İyi misin? Hayırlı günler. Hayırlı günler. Sağ ol, sağ ol. İyi günler dilerim maşallah. Hanımefendi buyurunuz. Benim bir sorum olacak tabii hocam. Tabii ki. Bir anne baba 9 çocuğa bakıyor, 9 çocuk bir anne babaya bakamıyor. Ya. Yani çok üzücü bir durum. Yani kelimelere getiremiyorum artık, yani sığdıramıyorum. Şükürler olsun annem babam sağ, ikisi de yaşıyorlar. 80-90 yaşındalar. Maşallah. 9 tane evladı var, erkek, kız, hepsi de. Ama 9 tane çocuk dediğim gibi bir anne babaya bakamıyor. Sadece ablam ilgileniyor. Ablamınla da ilgilendiği için husumet yaşıyorlar. Yapmadığı şeyleri yapıyor diyorlar. Bunun günahı nedir, vebali nedir hocam? Ne yapmamız lazım bizim evlat olarak? Evet, şimdi öncelikle tespitiniz doğru. Ben de aynı tespiti zaman zaman yapıyorum. Bir baba ve anne 10 çocuğa bakabiliyor. Yani ekmeğini taştan çıkartıyor, aç kalıyor. Çocuğunu mahrum etmiyor, büyütüyor, ekmeğini yemeğini veriyor. Kendi boğazından kesiyor, evladına veriyor. Anneler böyle, babalar da böyle. Fakat ne yazık ki 10 çocuk dediğin gibi bir araya geliyor, bir baba anneye bakamıyor. Halbuki 10 çocuk 10 tane adam eder, 10 tane kadın veya neyse. Her biri biraz taviz verse, biraz kendi imkanlarından katkıda bulunsa, anne babaya bakacak olan evde bulunur. 10 kişi az değil çünkü yani. 150 lira verseler işte 1000 lira para ediyor yani. O ne demek? Ve o anne baba sıkıntı yaşamadan mutlu bir şekilde yaşar. O işin maddi boyutu, manevi boyutu aramıyorlar. Bir anne baba imkan olsa her gün çocuklarını arar, dua eder, sağlıklarına bakar. Ama çocuklar belki annelerini yıldan bir defa ararlar veya aramazlar. Bir de hanımefendi, Songül Hanım dediğiniz gibi, özellikle baba anneye yarayan çocuk kız çocuğu oluyor. Kız çocuğu doğurunca da kızıyorlar. Niye kız çocuğu değil mi? Kız çocuğu niye doğdu diye kızıyorlar. Erkekler çok bakmıyorlar. Bunun sebebi tabii çok kez gelinlere kesiliyor da o da çok doğru değil. Yani her gelin bir değil yani. Gelin netice, gelinin de anası babası var. Bazen delikanlıların kendilerinden kaynaklanıyor.
Yani gelinle ilgisi yok. Gelin ne kadar hayır babana annene bakma dese, adam eğer duruşu sağlamsa gelin hanımına der ki hanım senin yerin ayrı, babamın yeri ayrı, anamın yeri ayrı. Kendi içine bak der. Yani. Ama öyle olmuyor hocam. Öyle olmuyor değil mi maalesef? Evet maalesef öyle olmuyor. Annem ablamın yanında yatıyor şu anda hasta. Babam köyde yalnız yaşıyor. Ben İstanbul'dan bağlanıyorum. Onlar evet. Maraş'ta. Yerlerinizi de söyleyeyim açık açık yani. Onlar Maraş'ta, Avşin'de yaşıyorlar. Evet. Ben İstanbul'dayım. Gidemiyorum. Gitsen de senede bir gidiyorum. Ne kadar faydam olabilir? Yani. Ya elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama yetişemiyorum. Ama buna çok üzülüyorum hocam. Yani yetişebildiğin kadar. Kardeşler de, kız kardeşlerimiz bir saat peşindeler yani. Kardeş olarak sürekli birbirimize bağlanalım. İşte bunlar bizi getirmişler. Biz artık bunlara bir faydamız olsun değil. Sürekli birbirinin münakaşa halinde. Kaç kız kaç erkek? Kaç kız kaç erkeksiniz? 6 kız 3 erkek. 6 kız maşallah. Kızlar da evet. Az değil yani böyle çok kızlarda. Yani kızlar bir araya geldiğinde... Ama hocam bir tane versin hayırlı versin. 9 tane verip hayırsız vereceğine bir tane versin hayırlı versin. Bunu diliyorum Allah'tan. Ben de oğlan ve kız annesiyim yani Allah'tan bunu istiyorum. İsterken demek ki bilmiyorum nerede hata yaptık artık yani nerede hata yapmışlar. Bir tane olsaymış, hayırlı olsaymış diyorum yani. İşte bilemez ki baba, anne hayırlı mı, hayırsız mı olacak. Ama biz öyle dua edelim. Evet. Allah'ım çocuğun hayırlısını nasip et bize. Hayırsız ise de onu ıslah et güzel bir şekilde, doğru, akıllı olsun diye dua etmek lazım. Ve dua etmemek lazım. Ablanıza gelince, ablanıza ben saygılarımı iletiyorum. Allah ondan razı olsun. Yani annenize, babanıza baktığı için. Hatta arkadaşlarımdan rica edeyim. Kitabımızı gönderdiğimizde bu aileye arkadaşlar... İki kitap gönderelim. Bir hanımefendiye, bir de ablasına inşallah. Benim hediyem olarak verirseniz dua ederim ben size. O da lütfen bu hediyemi kabul etsin ablanız. Ondan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden de. Babanıza, annenize baktığı için de özellikle ona şükranlarımı ifade ediyorum. Allah sizden de razı olsun. En azından problemin farkındasınız. Ama siz bundan sonra kendi çocuklarınıza bunu anlatın en azından ki çocuklarınız benzeri şeylerle muhatap olmasınlar ileride. Yani çok üzücü bir durum, çok üzülüyorum. Elinden insanın gelmediği bir şeye üzülmesi daha farklı bir şey yani. Çok üzülüyorum. Tabii insan çaresiz kalabiliyor. Bir şey yapamıyorsun. Tabii siz de evlisiniz, çocuklarınız var, eşiniz var, kendinize göre bir hayatınız var. Evet. Ama dediğim gibi kardeşlerden biri organize eder, diğer kardeşler de katkıda bulunurlarsa ufak bir maddi imkanla herkes baba anneye bakabilecek bir yardımcı bile bulabilir değil mi? Maaşını verir, yardımcı olur yani. Evet. Dua ama edeceğiz. Kesinlikle yaklaşmıyorlar. Sanki o anne baba onları hiç yetiştirmemiş, hiç yani bu yaşa kadar getirmemiş, hiçbir şey bağları yokmuş gibi davranıyorlar yani. Ama gerçekten anneme ve babama o kadar saygı duyuyorum ki çok güzel yetiştirdiler bizi. Yani evden çıkarıncaya kadar ya ayaklarının altını şey yapsam yani öpsem yetmez yani. Gerçekten çok güzel bir ailelerdi, çok güzel yetiştirdiler ama sonumuz hiç iyi değil yani. İşte sen mutlaka kardeşlerini yine ara her şeye rağmen. Akıllı bir hanımefendisiniz siz. Aklı başında bir kadınsınız. Kardeşlerinizi arayın deyin bakın anne baba ya oh bile demeyin diyor Kur'an. Siz baba anneyi aramazsanız yarın da siz aranmazsınız. Kendi evlatlarınız, torunlarınız sizi aramaz. Allah da sizi ciddiye almaz deyin yani. Gerekeni söyleyin. Elinizden geldiği kadarınca siz de yardımcı olmaya çalışın. Gerisi tabii ki Allah'ın vereceği bir karardır tabii ki. Teşekkür ederiz. Allah çocuğunuzu bağışlasın. Allah'a emanet olun. Hürmetler sunuyorum. Delikanlı sana da